Bireden sonra da Antalya'ya düştü. İşte meslekçi olan var mı diyeyim bağırıyorlar. Neyse. İşte ben diyor aşçıyım, ben şunuyum, ben buyum. Ben de dedim ki Metin Yıldırım tokat dedim, kasap komutanım dedim. Kasapla alakam yok. Vallahi alakam yok, billahi alakam yok. Neyse. Dedem var. Biliyor oğlum. Selçuklu'nun dedem var, Samsunlu. Neyse dedem Toran dedi, hurtuldum dedi. Dedim ki herhalde güzel bir iş bu iş dedi. Neyse garsonluktan bıçak tutma var ya. Neyse. Bıçağı tutuyorum doğru. Oo, Toran sen bu işi biliyorsun ya. Oysa bak hiç alakası yok. Doğru. Abi bu hara çıkar. Neyse. Dedem gitti. Dedem şeye gitti. Furkan. Kapıyı kapat kardeşim. Tezkereyi aldı gitti. İş bana Ergin mi açtırdı? Tamam kalsın bir biraz. Bir defter geliyor abi. Yemin tamam olsun adam tek başına kaldıramıyor. Donmuş. Ne diyorum biliyor musun? İbo kapıyı gitti. Ocaklar var ya yemek ocakları. Aman abim eti açıyorum orada çözüyorum yarısını. Gelmiyorum sokabildiğimi sokuyorum. Sokamadığımı soğan çuvalı, patates çuvalı sarıyorum. Konteynerin en altına sokuyorum kimse görmesin diye. Bizim komutan da bir cigara şey komutan diyorum. Suylusta var bir cigara içiyor. Böyle bir cigara içme yok. Tam kafa adamı bulduk dedim. Neyse diyorum ki Mesut abi diyorum. Ya diyorum kıyma yazsana diyorum kuşbaşlarımı. Tamam oğlum senin emrin olur diyor. Bir iki böyle yazıyor. Oğlum diyorum komutanlar kuşbaşı soruyor diyor. Tamam diyorum. Gece mahsustan gece eti ayıklayabildiğim kadar lop etleri alıyorum. Oralar kuşbaşı yapıyorum. Yapamadığımı doğru soğan çoğuna çöpe atıyorum. Neyse bir gün şey kesilecek. Kurban şeyde hava kuvvetleri komutanı Hasan Küçük Akyüz geliyor. Beni esnaftan bir adam sanıyorlar. Beni bir giydiler kuş gözü pantolon beyaz şey şam 10 numara neyse koçu getirdiler oraya. Eler yalan konuşacağım Allah abi canımı yerinden alsın. Çıktık meydana. Hadi koç benim geldi. Oğluma. Koç geldi. Tontonlar hep grupta böyle. Göreceğim. Herkes titriyor amına koyayım. Ben zaten heyecandan duramıyorum. Koç keseceğini hesap ediyorum. Onları düşünmüyorum yani. Rütbenin büyüklüğünü düşünmüyorum. Neyse koçu bağladım. Ayağını yanlış bağlamışım. Dördünü bir bağlamışım. Neyse Mustafa Çavuş var biliyor musun? Üst çavuşum ya. Dürttü beni oğlum dedi ayağını. He komutanım heyecandan falan dedim. Neyse. Kıbleye döndüreceğime yanlış yeri öğretiyorum ya. Amına bak işte doğru bir şey yapmak zaten. Lan kıble orası diye gerizekalı diyor. Kıbleyi bulamadım. Neyse buldu. Neyse Allahu Ekber Allahu Ekber. Koça yattım. Koça yattım bıçağı çaldım. Öldü sanıyorum. Lan orası yok mu? Amına bak koçun bacaklarını çezene mi? Koç ayağlarını geçiyor. Ayağlarını gidiyor. Boğabi bağırıyor komutanlar. Boğabi bağırıyor. Boğabi de çok. Dedim ki komutanım dedim. Bu kadar rütbelerin içinde heyecanlanmamak mümkün değil dedim ya. Heyecanlandım bir yandan. Neyse tuttum koçu kestim. Anam arıyor. Koçu tuttum kestim. Neyse olay orada bitti ama yüzülecek diyorlar. Ben ne yapıyorum? Mesut komutan hemen şeyi yaptım cigarayı. Dedim al abi şunu. Şüşüdü müşüdü yüzdük. Neyse kurban bayramı geldi. Bu olay kapandı. Kurban bayramı geldi. Kocaman inek getirmişler. Abla abi inek kocaman. Ala gitsin. Nasıl ederim? Nasıl ederim? Neyse. Nasıl edeyim? Nasıl edeyim diye düşündüm. En aklıma şey geldi, koğuşta ne kadar yorgan, morgan varsa hepsini topladım. Üstüme yığdım katerine, bir terledim ama küçük gibi. Antalya'da zaten sıcak amına. Ateş müteş çıkarttık. İşte şey geldi, çavuş geldi İstanbul'a. Lan seni yana döne seni alıyor, inek kesilecekmiş. Neyse. Dedim ki oğlum görmüyor musun halini? Sular içinde, ateş içinde yanıyorum dedim. Benim elim ayağım tutmayacak. Bir de Mustafa komutan geldi koğuşa. Metin ne oldu? Komutanım aniden rahatsızlandım çok hastayım. Ben bunu kesemem dedim. Yavrum bunu kim kesecek? Komutanım ben kesemem. Zaten kesemez ki Metin. İlla sen keseceksin diyor. Komutanım ben kesemem. Siz kesin ne dedim. Ben pay edeyim dedim. Neyse buldular. Onu böyle kapattık. Bir gün yine levazımda sütleri kullanın dediler biliyor musun? Urfalı bir apo diyeyim bir çocuk var. Bu piç helva yapmayı biliyorum deyin yapmıyor. Şunu yapayım yapmıyor.
nasıl edecek apı bu sütleri yarağa elük dedim. Dedi ki kardeş dedi çamlar var ya dedi he dedim. Oraya bir kuyu eşek, çamların şeyine doldurak, toprağına kapadak. Neyse, bunun aklına uyduk, levazımı patlattık. Sütleri gömdük. Sütler bir de şişip patlamaz mı? Bu sıcağın ekşidi bize. Mustafa Abbas Çavuş aldı bizi kevgirine. Lan bir çalıyor, bir çalıyor. Öyle yaptık askerlik ya, bir sürü macera var askerde ya. Hala Fatih Çurdu'nu yatıra sorsan abi. Askerde de bombacıydın hem Metin abi. Lan askerlik başına. Ya ne bombalar ya. Zeynep abinin kafaya bak lan.